Amerika'da perakende satışlar Ekim'de bir önceki aya göre %1.7 artarak Mart'tan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Beklenti 1.4 artıştı. Aynı dönemde otomobil ve yakıt hariç perakende satışlar %0.7 beklentisine karşın 1.4 arttı. Amerika'da sanayi üretimi ise aylık %0.9 artış beklentisine karşın %1.6 artış kaydetti. Sanayi üretimi bir önceki ay %1.3 daralmıştı. Kapasite kullanımı ise Ekim'de %75.2'den 76.4'e yükseldi. St. Louis Fed Başkanı Bullard, çekirdek enflasyonun Amerika'da yükseldiğini, enflasyon düşmeye başlamazsa Amerikan Merkez Bankası'nın gelecek birkaç toplantıda daha şahin bir yöne gitmesinin makul olacağını savundu. Euro bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte önceki çeyrek kıyasla %2.2, yıllık bazda %3.7 ile tahmine paralel büyüdü. Macaristan Merkez Bankası Haziran'da başladığı faiz artışlarına devam etti. Banka politika faizini beklentiye paralel 30 baz puan artırarak %2.1'e çıkardı. Türkiye'de konut fiyatları ise Eylül'de %35,5 artışla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Yeni konutlarda yıllık artış %43,5 seviyesine kadar yükseldi. Konut fiyatlarında aylık bazda artış ise %3,17. Eylül'de Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5000 lirayı aştı. Türkiye'de işsizlik 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan azalarak %11,7 oldu. Bloomberg HT tüketici güven ön endeksi Kasım'da %1,79 artarak 49,7'ye yükseldi. Aynı dönemde tüketici beklenti ön endeksi %6,4 azalarak 54,8'e inerken tüketim eğilimi ön endeksi Kasım'da 26,4 artarak 43'e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyon cephesinde maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Karşımızdaki enflasyonun fiyatlama davranışları ve bekleyişler kanalıyla da bozulan bir yapısı var. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor dedi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Çok yoğun bir haftayı ikinci günündeyiz daha. Yani çok üst üste haber akışının, çok hareketli haber akışının, rekorların olduğu bir hafta. Yine bizlerle geçen hafta olduğu gibi bugünün gündeminde neler var? Şöyle bir bakalım. Önce Amerika'ya bakacağım. Wall Street'teki yükselişi sizlere aktaracağım. Endekslerin üçü de yukarıda. Onu söyleyelim. ABD endeksleri, hisse senetleri, perakende satışların yükselen enflasyona rağmen Amerika'da beklentinin üzerinde artmasını kutluyor diyebiliriz belki. Amerika'da perakende satışlar Ekim'de aylık %1.7 artış gösterdi. Beklenti 1.4 artıştı. Bu artan fiyatlara rağmen Amerikalı tüketicilerin perakende satışlarını, perakende de alışlarını daha doğru bir ifadeyle sürdürdüklerini görüyoruz. Yine sanayi üretimi de beklentinin üzerine 1.6 artış kaydetti Amerika'da. Ancak tabii bu tablo ekonominin biraz hızlı gittiği, iyi gittiği tablo. Enflasyon tartışmasının da Amerikan Merkez Bankası içerisinde çok net ve sıcak bir tartışma olduğunu görüyoruz. James Bullard, bölgesel Fed başkanlarından bir tanesi, dedi ki biz tahvil alım programını daha hızlı bitirebiliriz. Bu enflasyon ciddi, üfe, çekirdek enflasyon çok ciddi. Bu konuda biz Fed olarak daha hızlı gidelim, daha şahin bir Fed olsun dedi. Bu açıklamalar da piyasada yankılandı. Tabii burada Powell'ın, yani Amerikan Merkez Bankası'nın başkanının ve diğer üyelerin ne diyeceği de önemli. Onları da takip edeceğiz. Bitcoin cephesinde sert bir satış var. 60 bin doların altını zorluyor. Sadece Bitcoin de değil, diğer lider kripto para birimlerinde diyelim, kriptolarda ya da geri çekilmeler görüyoruz bugün için. Bu arada Avrupa büyümesinin de gayet iyi gittiğini ifade etmiş olalım. Başlıklarımıza da paylaştık. İçeriye döndüğümüzde dün müthiş, biliyorsunuz, bir bayram havası vardı. Borsa İstanbul'da bankacılık hisse senetleri %10 tavan tavan kapanmıştı. Bugün baktığımızda dün %9 çıkan hisse senedinin bugün %8 aşağı düştüğünü gördük. Bir banka hisse senedinden söz ediyorum. İlginç bir fiyatlama ile karşı karşıyayız. Dün işte ucuzuz, işte bu ucuzluk fiyatlanıyor dediğimizde, şimdi bugün baktığımızda bir önceki günün aynı ucuz seviyesine geldi bazı banka hisse senetleri yeniden.
Birazdan konuşacağız. Dolar TL'de yeni zirveler, akşam saatlerinde biraz daha hareketlendi. Biraz aslında tedirgin de etti diyebiliriz hani ne oluyor diye. Kurun yeni zirvelerinden bahsediyoruz. Dolar TL'de söyleyelim. Yeni zirvemiz efendim akşam saatlerinde karşımıza çıktı. Dolar TL'nin yukarıya doğru gittiğini ve 10.44 bugünün zirvesi ve tarihi zirvemiz artık 10.44 seviyesi. Sonra biraz aşağı doğru hafifledik. Dolar endeksi de güçlü. Onu da hatırlatalım. Yani küresel olarak da dolar güçlü. Euro dolar aşağı geliyor. Diğer gelişen ülke para birimleri değer kaybediyor ama biz biraz önde koşuyoruz değer kaybı açısından. Ve Merkez Bankası'nın kararı. Bu haftanın en kritik kararı Perşembe günü gelecek. Bu kur hareketi sonrası Merkez Bankası ne yapacak? Bunu da bu akşam konuşacağız efendim. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Bilgi Üniversitesi SEFİS Araştırma Direktörü ve SPIN Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül canlı yayında konuklarımız olacak. Şöyle bir rakamlara bakalım. Piyasa ne durumda? Ardından sohbete başlayacağız. Dolar TL 10.30 şu an %2.5'a yakın yukarıdayız. Euro TL 10.68'e yaklaştı. Dolar endeksi güçlü demiştik. Dolar endeksi güçleniyor demiştik. Bakın tablo burada. 95.8, 96'ya yaklaştık. Uzun süre 94'ler, 94.5'lar konuştuğumuz dolar endeksinde artık biz 96'ya yaklaştık. Euro dolar paritesi aşağı gidiyor. Euro değer kaybediyor, dolar güçleniyor. 1.1327'ye kadar inmiş durumdayız. Euro dolarda. VIOP 30 akşam seansı yatay 1869'da. Gün içerisinde zirve bakın akşam saatlerindeki hareketi göreceğiz. Şurada dolar TL burada bizim 10.38 bu grafiğimizde görürseniz terminalde bir 10.44'ü yaktık. Onu bir gördük. 10.06'lardan başladık. Bugüne geldiğimiz seviyeler 10.30. %2.5'a yakın değer kaybı. Borsa İstanbul'da da satış yedik bugün. Borsamız seansın sonuna doğru satışın hızlanmasıyla %1 değer kaybetti. 1685 seviyesinde. Dün banka hisse senetlerine bakmıştık hatırlarsınız. %10, %10, %10 hepsi %10 yukarıdaydı. Bugün Garanti Bankası %3.8 yukarıda. Vakıflar Bankası %5.7 aşağıda. İş Bankası %2.2. Halk Bankası %6 aşağıda. Yapı Kredi %0.5'te bugünü kapattı. Vakıflar Bankası'ndan sonra TSKB'ye bakıyorum %8 aşağıda, dün %9 yukarıdaydı. Şekerbank 6.5 aşağıda, ICBC 3, Albaraka %6 aşağıda. Bankacılık endeksi bakın kıpkırmızı. Tahvil faizlerimizde bugün yukarı doğru hareketlenme var. 10 yıllık 19.66'ya yükseldi, 5 yıllık 19.81'e yükseldi. Kısa vadeli tahvil faizimizde de bugün yükseliş var, 17.8, yani bütün vadelerde yukarıya doğru gittik. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi de 1.61 seviyesinin üzerine çıktı. 1.6250'ye kadar çıktık. Bakın ABD 10 yıllık tahvil faizi yukarı, dolar endeksi yukarı. Bu tabloda ons altında geri çekilme var. 1851 dolara indik. 11 dolar düşüş. Gram altın 612 lira. Bit burada bir dolar TL'nin o akşam saatlerindeki 10.44 hareketi sonrası bir 620 liraları sanırım gördük. Gram altında şu an 612,5 liradayız. Bitcoin'de %5,5 düşüyoruz. 60.413. Petrol fiyatları Amerikan tipi ham petrol sakin 80.8. Brent petrol 82,5. Bitcoin ve diğer coinlere de bakabilirsek sadece aslında bugün Bitcoin'de değil. Birçok aklımıza ilk gelen kripto para birimlerinde geri çekilmeler görüyoruz. Sadece Bitcoin'deki bu %5,5'luk hareket değil. İşte Ethereum'a bakacağız mesela %6,5. Ripple'a bakacağız %6.8. İşte Litecoin %10. Kriptolarda bugün bir düşüş, bir net geri çekilme görüyoruz. Avrupa endeksleri ekranlarımıza geldi. Karışık bir görünümle kapattık. Amerika'da ise yükseliş var. Perakende satışlar iyi geldi. 200 puana yakın Dow Jones yukarıda. S&P 0.6, Nasdaq'ta da 0.7'lik bir yükseliş. Diyorum Melike'ye döneceğim. Melike birçok başlık var. Dolar güçleniyor. Amerikan 10 yıllık faizi yukarıda. Perakende satışlar, sanayi üretimi ve Bullard'ın çıkışı. Ne dersin? Evet, ABD perakende satış sıçraması borsayı da yukarı taşıdı. Önce negatif reaksiyon gösterdi. Daha sonra perakende satışların %1.7 artması, Mart'tan beri görülen zirveye gelmesi
31 yılın zirvesinde gelen enflasyonu şöyle endişelerini geride bıraktırdı. Hani halk harcamaları pandemi sırasında zirve yapmış. Bunun etkisi var. Enflasyonun da içine aslında onu inşa edebiliriz bu perakende satış. Ama internet, elektronik, araç, gereç, beyaz eşya, süpermarket tüm kalemlerde artış var, yaşanmış. Tahvil faizleri 3 haftanın zirvesinde, gerçekten bu doğru. Altının ikinci seansı da ikinci günde de düştüğünü görüyoruz. Bir yandan da sanayi kapasite kullanımı da artıyor. Yani bugün iyi gelmeyen veri yok neredeyse. %76,4'e geliyor. Ekim'de bir önceki ay 75 idi. Sanayi üretimde %1,6 artmış, bir önceki aydan daha iyi yerde. Aylık konut güven endeksi Mayıs'tan beri gördüğü en yüksek zirveyi 85'lere gelerek yaşamış. Yani ekonomik veriler üst üste iyi geldikçe bir, iki, perakende satışın bu kadar yukarı çıkması tatil, o Noel alışveriş beklentilerini de yukarı çıkardı. Bir yandan da üçüncü çeyrek bilançoları perakende zincirleri açısından, Home Depot açısından, Walmart açısından çok iyi geldi bugün. İki hissenin de kendini yukarı taşıdığını ama üçüncü çeyrek bilançolarının beklenenden çok iyi gelip görünümlerini de yukarı taşıdığını gördük. Bunlar hep etken. Doğalgazı artarken tabii yani Rusya ile alakalı olarak, hattıyla alakalı olarak biz bir yandan da Fed başkanlarından Lael Brainard mı yoksa Powell mı olacak? Beyaz Saray'dan bugün yarın bir cevap bekliyoruz. Zira iki adayla da konuştu, görüşmesini bitirdi Beyaz Saray. Şimdi neye kaldı? Duyuruya kaldı. O yüzden traderlar bir yandan da bunu bekliyor. Ama fiyatlanan iyi gelen ekonomik verilerdi bugün için diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike çok teşekkürler aktardıkların için. Kapanışa doğru bir kez daha seninle olacağız. Ben konuklarıma hoş geldin diyeyim. Baki Atılal, A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Baki hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Çok teşekkürler. Ve Özlem Derici Şengül. Özlem hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Barış. Sohbete başlayacağız ama öncelikle ilk aramızı verelim dilerseniz. Aranın ardından kesintisiz bir şekilde karşınızda olalım efendim. Küresel piyasalara devam ediyoruz. Özlem Derici ve Baki Atılal konuklarımız. Özlem ben Baki ile başlayacağım. O bu akşam bizim konuğumuz izninle. İyi gelen Amerikan verileri var. Baki Atılal bugün. Hem perakende satışlar hem sanayi üretimi. Ve bununla birlikte güçlenen bir dolar endeksi Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin yükselişi. Bir de bunun üstüne belki ayrı değerlendirmek istersin. Belki de konuşmak istersin. Bullard'ın açıklamaları. Daha şahin olmalıyız diye. Bu tabloyu, bu küresel tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? Ya zaten geçtiğimiz son bir haftadaki periyotta gelen açıklamalar, gelen veriler, yapılan yorumlar, biraz da Amerikan tahvil faizlerinin fiyatlaması, 10 yıllık tahvillerin ve başa baş tahvilin fiyatlaması net bir şekilde artık çok güçlü bir enflasyon var. Bundan sonraki süreçte FED de öyle istediği gibi rahat davranamayacak. Görüntü itibariyle 2022 Temmuz'undan itibaren 2022 içerisinde sonuna kadar 6 aylık periyotta 2 tane faiz arttırımını rahat rahat yapacak fiyatlaması artık çok rahat bir şekilde konuşuluyor ve o bekleniyor. Çünkü Amerika'daki şirket karlılıkları da son derece güçlü geldi. En son baktığımda %72'ye yakın seviyesinde beklenenin üzerinde kar açıklamışlardı. Orada sıkıntı biraz son çeyrek için revizasyon olmadı. Ama genel anlamda baktığında mesela bugünkü Ballard'ın açıklaması da benzer şekilde biraz daha şahin olmalıyız. Biraz daha şahin olmalıyız ama şahin olacaklarını zaten ben hep diyorum. 2 ay önceki toplantıda Powell söylemişti, piyasa dikkate almamıştı. Ondan sonraki toplantılarda etap etap dikkate almaya başladı. Bizim tarafı bunu yöneltirsek de işte Powell enflasyondan bahsettiğinde, yani enflasyondan şöyle bahsetmişti. Enflasyon düşecek ama sizin beklediğiniz şekilde düşmeyecek. Yüksekten düşecek demişti. O dönemde Amerika 10 yıllık tahvil faizi 1.38'lerdeydi. Şu anda 1.62'lerde ama geçen hafta da 1.53'lerdeydi. Şimdi o şekilde bakmak lazım. Amerika'dan zayıf veri gelmiyor. Avrupa Birliği tarafından zikzaklı veriler geliyor. Ve Lagarde'ın açıklaması da biz eğer tahvil alım programını kesersek, erken bir faiz arttırma yaparsak bu ciddi zarar veriyor da açıklama gelince Amerikan doları zaten tamamıyla tek başına kaldı genel anlamda. Şimdi dolar endeksinin çıktığından bahsediyoruz.
gene 7 Eylül itibariyle baktığımızda dolar endeksindeki artış %3,5 seviyesinde, yani 62.39'dan biraz önce 65.8 seviyesine gelmişti. Orada bir 99-100 zorlaması görmedik. Görüntü itibariyle bunu da herhalde göreceksek 2022'nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru görebiliriz. O da Amerika müsaade ederse, isterse. Çünkü dolar endeksinin aşağıda kalması hisse senedi piyasası içinde, Amerikan tahvil faizleri içinde son derece ılımlı bir ortam yaratıyor. FED'de enflasyonun geçici olduğuna yönelik iddiaları konusunda, her ne kadar azalmaya başlasa da iddiaları konusunda destek vermiş gözüküyor. Yani genel anlamı itibariyle Amerika tarafı son derece güçlü ve güçlü kalmaya devam edecek. Biraz Avrupa ona eşlik edebilirse nasıl edecek, o da bir soru işareti. Çünkü bugün tamam büyüme beklentisi beklentinin üzerinde geldi veriler ama dolar, euro, dolar paritesine baktığında orada 1.13 seviyesini görüyorsunuz. Yaklaşık bu da 2020'nin 18 ayın en düşük seviyesi olması lazım. 18-19 ayın. Bu trend biraz daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü opsiyon fiyatlamaları değiştirdiler. Yukarıdan aşağıya yönlü revizasyonlar görüyoruz. Doların hakim olduğu bir dünyayla baş başayız. Onlar ama dediğim gibi Amerika isterse evet, dolar endeksini yukarı çıkartabilir. Peki Özlem'e hemen döneyim. Özlem, bugün iyi gelen veriler, Baki Atılal yorumladı ve Bullard'ın çıkışı var. Şahin olalım diyor, evet, bölgesel Fed başkanlarından biri. Dün Elerian'ın, Allianz'ın baş ekonomi danışmanının yine Fed'in kredibilite kaybettiğine dair eleştirileri vardı. Yüksek enflasyona karşı harekete geçmemesi nedeniyle. Nasıl değerlendiriyor? Evet, aslında hani Elerian'ın söylediği konu enflasyon endişelerinin başladığı günden beri pek çok analistin, pek çok ekonomistin altını çizmeye çalıştığı tehlikeydi. Ama Fed beklenti yönetimini çok önemli bir araç olarak kullanıyor biliyorsunuz. Ve de beklentileri de zannediyorum gerçek, yani sadece tabii beklenti yönetimi açısından da değil, küresel emtia ve ham madde fiyatlarındaki artış da pek öngörülebilir noktalarda değildi. Şimdi bunlar biraz daha gün yüzüne çıktığı için, kalıcılığı tehlikesi de söz konusu olduğu için Fed de bu anlamda iletişimini değiştiriyor ve kalibre ediyor. Bu yüzden de ben Bullard'ın açıklamasını çok önemli buluyorum. Önemli mi diyorsun? Fed üyeleri, evet, evet önemli. Çünkü Fed üyeleri biliyorsunuz böyle ezbere ya da birbirinden çok bağımsız şekilde konuşmuyorlar. Farklı mesajları verseler dahi koordineli bir iletişim stratejisinin parçası oluyor her birinin mesajlarını iletme biçimi. Dolayısıyla da Bullard'ın bu sözleri daha sonraki Fed üyelerinin kendisini takip etmesini beraberinde getirebilir. Tamamı değilse bile. Ve dolayısıyla da varlık alım, çünkü mesela ben dahil hani pek çok ekonomistin şu an kaygı duyduğu şey, varlık alım programının yıl ortasında biteceğine dair bir mesaj verilmiş olması. Halbuki tüketici fiyatları da zaten gösteriyor ama üretici fiyatlarını şöyle bir alt alta dizdiğinizde, yani ABD'de %8'in üzerinde, Çin'de %13'ün üzerinde, Euro bölgesinde %16'nın üzerinde üretici fiyat enflasyonu görüyoruz ve geçişkenlik söz konusu olacak tabii ki de tüketici fiyatlarına. O yüzden de pek yılın ortasına kalmayacak gibi görünüyor varlık alım programındaki kesintiler ve dolayısıyla da faiz artışı yılın sonuna kalmayacak gibi görünüyor. Bunu öne çekmenin, algıyı yavaş yavaş değiştirmenin, piyasayı hazırlamanın ilk adımı gibi görüyorum ben Bullard'ın çıkışını veya açıklamasını. Bullard'ın adımı Fed'in şahinleşme yolunda piyasayı hazırlaması diyorsun. Evet. Peki. Evet, çok doğru. Peki. Baki Atılal, dolar endeksi, Bloomberg'ün dolar endeksi de yukarıda. Onu da gösteriyoruz zaman zaman. Bildiğimiz klasik dolar endeksi de güçleniyor. Bu hareketin, işte enflasyon endişeleri vesaire dedik, bu hareketin devamı, doların daha da güçlenmesi, euro doları da biraz yorulmadın ama önümüzdeki dönemde mümkün mü? Ya, kesinlikle mümkün. Çünkü veriler açısından baktığında Amerika'da işte perakende verisi, üretici fiyat, tüketici güveni, detaylı kırımlara baktığımızda ihracat siparişleri, ithalattaki durum,
konut sektöründeki fiyatların yüksekliği, bunların hepsi dolar endeksini destekleyen enstrümanlar. Çünkü rakip olan, paketi oluşturan diğer emtia grupları ve para birimleri tarafında şey yok. Yani bir canlılık gözükmüyor orada. Canlılığı görmediğin zaman da doğal olarak dolar endeksi gider. Ama işte bu FED üyelerinin açıklamaları, kredi ve kuruluşların yaptığı açıklamalar biraz Avrupa Birliği tarafına destek verdiklerinde endeksin hızı yavaşlıyor. Desteği çektiklerinde hızı artıyor. Ama genel anlam itibariyle dolar endeksi bundan sonraki periyotta son derece güçlü kalmaya devam edecek. Ama güçlü kalmaya derken de o yüzden biraz önce oran verdim. Yani 2 aylık periyotta %3.69'luk bir artıştan bahsediyoruz. Öyle hızlı bir şekilde yüzlere kopacak bir artış değil. Mesela geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı bekliyorduk. Ama onlar ne oldu? İstihdam politikasını değiştikten sonra nasıl gideceğini görmek için beklemeye aldılar. Avrupa Birliği'nde bundan 1,5 ay öncesine kadar toparlanmadan bahsediyorduk. İşte Aralık ayında programa çıkacaklar. Bak daha öne çekebilirlerden bir anda onlar da gündem dışında kaldılar. Çin tarafı zaten konut sektörüyle uğraşıyor. Oraya likidite sağlamaya çalışıyor. Refinansman sağlamaya çalışıyor. Görüntü itibariyle de baş başa bir dolar endeksi var. Dolar endeksine tek rakip de Brent petrol gözüküyor şu ortamda. Peki euro dolar paritesinde 1.1325'teyiz. Yani son dönemde şu düşüş bayağı sert. Euro dolar paritesinde aşağıda 1.13'lerin altına herhalde artık zorlayacak. Bakın şurası bayağı bir sert aşağı gelmiş. Son bir hafta içerisinde sanırım. Özlem Derici, sen bu dolardaki güçlenme için ne dersin? Küresel olarak içerisinde konuşacağız ama yani yurt dışındaki tabloyu da görmek lazım. Evet, kesinlikle hem gelişmekte olan ülkeler hem gelişmiş ülkeler açısından artık şey kırıldı. Yani o işte 89-92 gibi bir aralıkta çok uzun süre gittikten sonra aslında enflasyon endişeleri bu kadar barizken hani hareket etmemesinde birazcık şaşkınlıkla karşılıyorduk. Şimdi o yol açılmış vaziyette ve de daha da açılarak devam edecek gibi görünüyor. Hani seviye vermek güç ama hani 95'in üzerinde tabii ki de dengelenecek. Önümüzdeki özellikle yıl itibariyle daha doğrusu muhtemelen yeni kırılma diyelim. Aralıktaki FED toplantısıyla birlikte olacaktır. Çünkü orada tahminleri göreceğiz ve muhtemelen tahminlerin öne çekildiğini, faiz artırımıyla ilgili tahminlerin öne çekildiğini göreceğiz. Enflasyon tahminlerinin revize edildiğini göreceğiz. Dolayısıyla da dolar endeksinde yeni hızlı hareket muhtemelen o tarihte gerçekleşecektir ve artık 95 ve altının geride kalacağı yeni bir dünyaya giriyor olacağız. Tabii gelişmekte olan ülke kurları açısından oldukça negatif bir haber. Dengelenmesi yani işte 90'larda 100'lerdeyken dolar endeksi örneğin TL hani çok daha düşük seviyelerdeydi. Gelişmekte olan ülkelerin kendi dinamikleriyle değerleniyor olmaya başlaması epeyce bir zaman alacak. Yani muhtemelen 2022'yi biz FED'in aksiyonlarının gelişmekte olan ülkelere negatif etkileriyle geçireceğiz. Hem borçlama maliyetleri, faizler hem de kur üzerindeki etkiler anlamında. Ardından sermaye hareketleri normalleşip FED'in politikaları artık kanıksanıp belki de hani 2023'te yüksek dolar endeksine rağmen evet, kurlarının normalleştiğine şahit olacağız. Dolayısıyla önümüzde hani uzunca bir baskı dolu bir zaman dilimi bekliyor kurlar açısından. Baki Atılal, gelişen ülke kur hareketi diyoruz. Bir de dolar TL'ye yavaş yavaş geçelim. Ben bir grafik yapmaya çalıştım. JP Morgan'ın EMFX kuruyla, endeksiyle JP Morgan'ın TL dolar yaptım. Dolar TL değil de hani yön belki net görürsün diye. Bu son bir yıl her ikisini de normalize ettim. 100 noktasından başlattım. Son bir yılda 100'den başlayan gelişen ülke kurları, JP Morgan'ın EMFX kuru 100'den 96,5'a inmiş. %3,5 değer kaybı var. Türk lirasında ise 100'den 74'deymiş. %25, %26 neredeyse kayıp var. Ne dersin? Bugünkü ve yeni zirvemiz. Ben şöyle söyleyeyim. Grafikten şu anda bana terste kalıyor. Gördüğüm kadarıyla ilk kırılma noktası büyük bir ihtimal Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle olan bir periyot. İkinci kırılma noktası da Eylül. İkinci kırılma noktası görüntü itibariyle
Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyona geçtik artık ona bakacağız açıklamasıydı. 7 Eylül tarihli açıklama. Orası da 7 ya da 8 Eylül gibi bir şey olması lazım. Çünkü biz orada politikayı, beklentileri değiştirdik. Biz manşet üzerine odaklanırken bir anda paradigmayı çekirdek enflasyon tarafına yönelttik. Çekirdek enflasyondaki beklentileri de işte C endeksi ya da B endeksi hangi endeksten bakacaksak o tarafa doğru bir yöneltmiştik. Üstüne biz sonra cari açık üzerine bir hamlede bulunduk. Yani cari açığı ön plana çıkardık. Çekirdeklere de gerektiği takdirde bakarız tarzında sistemin dışına çıkma tarzında yani maliye politikası üzerinden biz bu işi yapacağız dedik. Yani Merkez Bankası'nın açıklaması biraz bu şekilde oldu. Böyle olunca da kurdaki hareket yani 7 Eylül'den bu yana baktığında dolar TL'deki hareket %26 yani 8.25'ten 10.40'a gelen hareket %26'ya denk geliyor. Mevduat faizinin yıllık %15 olduğunu düşünürsen hiçbir şey yapmadan sadece dolarda kalsan bile %26 getiri elde ettin 2 aylık periyotta. Şimdi böyle olduğu zaman da yatırımcı hadi bir süre işte Borsa İstanbul ucuz diyoruz. Hafiften orta tarafa da okun diyeyim. İşte dün çok ucuzlar yerin başında söyledim. Bugün ne oldu bankalar tekrardan evet, eski seviyelerine pahalılaştık mı? Ben. Yani hikaye biraz orada şeye gitti. Ona deyip gelmesini bekliyordu insanlar ama ona değdikten sonra bir geri çekilme düzgün yapmadı piyasa. Tekrardan yukarı gitti ve hızlı bir şekilde yaptı bunu. Biz hep dediğimiz şey oynaklığın düşmesi gerekiyor. Bu kadar yüksek oynaklıkta yatırım tarafında da sıkıntı yaşarsın. Hem yerel hem de dış yatırım tarafında hem de tasarruflar kısmında yönlendirme biraz sıkıntılı kalır. Sıkıntılı kalır derken borsanın yükselişi 2 ayda %26 değil. Ama diğer taraftan zaten %26 olan hisseler de var. Bu da hisse seçimi son derece önemli ama genel kanıya baktığında şimdi 10.50 bizim yıl sonu için beklentimizde yuvarlak hesap 10.50'yi bugün gördük diyelim. Yılın bitmesine 1,5 ay daha var. Bu 1,5 aylık periyotta 2 gün sonra Merkez Bankası'ndan bir konsensüs var 100 puanlık indirim ama bu formalizeye dayanmıyor. Yani bu açıklamalara istinaden 100 bas puan hatta Aralık ayında da bir 100 bas puan daha bekleniyor yabancılar da ağırlıklı olarak. Şimdi 200 bas puanlık bir indirim bekliyorsun. Deutsche Bank galiba şey 200 bas puan demişti. 100-100-200 bas puan bekliyor ama bu aya baktığında net bir konsensüs var. Ama bunu C'ye göre mi söylüyorsun, D'ye göre mi söylüyorsun, B'ye göre mi söylüyorsun yani hangisine göre söylüyorsun? Cari fazlaya göre mi söylüyorsun? Ya cari fazlaya göre ben bilmiyorum. Yani Özlem benden daha ben ekonomist değilim başta onu söyleyeyim. Özlem cari fazlaya göre nasıl bir tahminde bulunuyor? Bulunabilir yani modeli nedir bir ara bana da öğretir. Yani o taraf kısmını bilmiyorum. Mesela bugünkü açıklamalarda da senin lütfen açıklamasını da bir önceki programda geleceğim Baki Atılal dur yavaş. Hayır, dokundura dokundura gidiyorum. O da dedi yani nasıl oldu bu işler diye. Şimdi hikayede öyle bir şey var. Kur böyle hızlı giderse yerel taleple de karşı karşıya kalırız. Çünkü döviz tevdiat üzerine bakmak burada seni biraz yanıltabilir. Çünkü sorulmuyor, sorulmayıp alınıyor. Yani alınıp evde duruyor. Yani şeye girmiyor, sistem içerisine girmiyor. Biz dedik ki Eurobond tarafına bakalım. Eurobondlarda da pek bir hareketlilik yok. Yani bu tek başına ben şey diyemem ya dolardaki hareketi. Yani dünyada böyle bir hareket var. Dolar endeksi uçuyor, kaçıyor. Euro dolar da aşağı indi. Şimdi o tarafa baktığında rakam bana diyor ki 2 aylık periyotta biri %3,5 diğeri -4.24. Kalanı tamamıyla bende. Evet. Şimdi eş zamanlı olarak 10 yıllık tahvil faizine baktığında %20'ye çıktı. Diğerlerinde çıktı mı? Yani diğerlerinde öyle bir artış yok. Yüzdesel olarak baktığında. Bu tamamıyla içsel kaynaklardan bizim ekonomi ve maliye politikalarımızdan kaynaklanan bir etmen. O tarafa yönelik algının nasıl olduğuna algının nasıl değiştiğine yönelik bir açıklama getirebiliriz oraya. Onun haricinde şu kompozisyonda yani ben dolar TL'deki peki diyorsun ama dolar TL'deki hemen iç kaynaklara yani dış kaynaklara bağlayamam öyle söyleyeyim. Dolar TL'deki hareket tik küresel gelişmelere bağlayamıyorum. Yok hayır yani küresel %26'lık 2 ayda bir küresellik bir şey yok. Yani bir günlük 2,5 üzerine küresel yorumu yapamam. Çünkü euro dolardaki artış ve dolar endeksindeki artış aynı oranda değil. Korelasyonları yüksek ama oranlar tutmuyor. Peki. Baki Atılal güzel söyledin. Ben de ekranı bilmiyorum görebiliyor musun bizim ekranımızı? Arada görüyorum sola bakarak. Evet bakabilirsin şu an ekranda değilsin.
Şimdi az önce bahsettiğim grafiği senin söylediğin noktaları biraz daha belirginleştirerek ekrana yansıtıyoruz. Bir kez daha beyaz olan gelişen ülke kurları JP Morgan'ın gelişmekte olan ülkeler endeksi, JP Morgan EMFX biraz daha havalı söyleyişiyle. Diğeri de TL dolar. Dolar TL değil, tersten koyduk ki grafik daha güzel olsun. Aynı noktadan başlattım, 100 noktasından. İlk Baki Atılan'ın söylediği, bakın burada Merkez Bankası Başkan değişimi sonrası biz burada bayağı bir aslında olumsuz ayrışıyoruz. Burada bir kopmuşuz aşağı doğru. Gelişen ülke kurları nispeten sabit seyrederken. Daha sonra aslında Eylül'de diğer gelişen ülke kurları da hafif hafif aşağı iniyor. Ama bu beyaz çizgiyle göstermeye çalıştım. Bizdeki iniş Eylül sonrası çok net aşağı. Bunu da şuradan görüyoruz. Eylül başından itibaren dolara karşı gelişen ülke para birimleri diye sıraladığımızda Türk lirası %19.45, %20 değer kaybı var. Bizden sonra gelen Macar forinti %9, Güney Afrika randı 6.9, Brezilya 5.5. Brezilya'nın 4 katı, Güney Afrika randının neredeyse 3 katına yakın değer kaybetmiş Türk lirası Eylül başından bu yana. Hemen üstüne şu anki dolar TL'yi de atayım. 10.30. Sevgili Özlem Derici ne der? Dolar TL'nin yeni zirvesi için. Bu hareket devam edecek mi? Eder mi? Evet, yani hani çok söyleyecek de bir şey yok aslında ama bu hareketin devam etmesini bekliyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın yönlendirmesi dolayısıyla, sözlü yönlendirmesi dolayısıyla Sayın Lütfi Elvan hani bir takım açıklamalar yaptı ne yapmamız gerektiğiyle alakalı ama hani bu kadar ciddi bir değer kaybına rağmen Merkez Bankası'ndan herhangi bir açıklama gelmemiş olmasa da daha önceki yönlendirmesinin, sözlü yönlendirmesinin geçerli olduğunu kanıtlıyor. Dolayısıyla bu yönlendirmeye istinaden de Perşembe günü çok kuvvetli ihtimal bir faiz indirimi göreceğiz Merkez Bankası'ndan. Öyle hani çok büyük ihtimalle de işte ölçülü dediğimiz hani 25-50 bas puan gibi bir indirim değil de daha yüksek bir indirim söz konusu olacak. Dolayısıyla da şeyin hani kurdaki hareket devam eder mi diye sordu ya, buna bu çerçevede evet devam etmesini bekliyoruz. Faiz indirimi yaparsa yani. Faiz indirimi yaparsa bekliyoruz. Artı faiz indirimi yapmazsa da aslında ben bekliyorum. Çünkü, neden? Çünkü geldiği yer itibariyle ve sürükleyen faktörler itibariyle arkada çok temel bir negatif beklenti veya algı fiyatlamayı oluşturuyor. Bu da Merkez Bankası'nın hani manşet enflasyon veya fiyat istikrarı hedefinden çıkıp diğer başka değişkenleri çıpa olarak alıp en sonunda da işte hani hiçbirimizin çok da aklına yatmayacak şekilde cari açığı çıpa olarak alması. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tamamen söylem değişikliğine, duruş değişikliğine gitmesi gerekiyor kuru tersine çevirebilmek için. Yani hani fiyat istikrarı adına faiz indirimlerinin durduğuna, belki gerekirse sıkılaştırma yapılacaktır cümlesinin hemen metne girmesine ve de çeşitli kanallar... Metne girse peki hareket gelir mi? Yani metne girmesi evet, ne dedin de? Bence böyle bir yönlendirme gelse kesinlikle tersine dönüş söz konusu olur ve başlar. Ama tabii bu da yeterli. Yani iletişimi çok etkili bir araç olarak yine kullanması. Belki telekonferanslarla hani yatırımcılarla telekonferans veya basın aracılığıyla Başkan Bey'i çok fazla buna ikna edici çabası içinde olması gerekiyor. Bu olmadığı yani bu tür hani herhangi bir çaba olmadığı için mevcut duruş, mevcut yönlendirme geçerli diye bakıyoruz. Peki. O yüzden de devam edecek gibi. Benim de beklentim 10.4 civarında yani belki 10.5 civarında değil ona yakın bir seviyedeydi yıl sonu için. Bu koşullar altında beklentim ama bugün gördük. Dolayısıyla yıl sonu nereye varır inanın bilmiyorum şu anda. Merkez Bankası ne yapmalı? Ne yapmalı ki bu işte hızlı yükselişi durdursun? Bir mesela açıklama yapmalıydı diyorsun bugün, doğru mu? Evet, evet. İşte ne diyecekti? Biz para politikasında işte kurdaki hareketliliği gözlüyoruz. Gerekirse işte adımları atarız gibi mesela. Sonra aynen Perşembe öyle. Günü mesela... Ya bunun bir etkisi olacak mı ki? Olur mu? Olmaz mıydı Baki Atılan? Değil tabii. Yani Perşembe günkü açıklama metnine tabii çok ciddi ifadeler koyması lazım. Ne yapmalı Gözlem? Yani metine ifade koymak
mı, başka faiz artışı mı, pas mı geçmek, metni tamamen mi değiştirmek nedir? Faiz artışı kesinlikle tabii tersine döndürür. Ama o kadar dramatik bir geçiş yapmayacaksa bile faiz indirimini gerçekleştirmeyip gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacaktır ifadesini koyması, evet, ardından gerçekleşecek işte yatırımcı toplantıları ve diğer işte iletişim araçlarını kullanarak bu konuda artık manşet enflasyonu hedef olarak alacağı ve fiyat istikrarına sadık bir şekilde sıkılaştırma yapacağına dair yönlendirmede bulunması, ardından da bence geri döndürecektir kuru, ama fiili olarak da faiz artışını gerçekleştirmesi etkili olacaktır. Ama bu yüzde kaç ihtimal veriyorsun bunu yapmasına? İhtimal vermiyorum. İhtimal vermiyorum. Yani yüzde herhalde. Hiç ihtimal vermiyorum demeyeyim. Biraz haksızlık olur. Bazen farklı, hani çok yanılabildiğimiz zamanlar oluyor. Hani %5 diyeyim mesela. Küçük bir ihtimal. Peki Baki Atılal, aynı soruyu sana yöneltsem. Ne yapmak lazım ki kurdaki bu tansiyon düşsün? Açıklama olabilirdi, olmadı diyelim. Perşembe günü bir gün kaldı zaten. Ne dersin? Yani şöyle söyleyeyim, ben açıklama, bugün bol miktarda herkes bir açıklama bekledi ama açıklamada ne gelecekti? Biraz önce senin söylediğin gibi kurdaki artışı şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli bütün araçlara sahibiz. Dolayısıyla müdahale edebiliriz. Tamam, bu açıklamayla herhangi bir şey olmaz. Şimdi buradaki bu açıklamayı yaptıktan sonra perşembe günü aksiyon da beklenirdi değil mi? Böyle bir açıklama gelse. Yani öyle bir açıklama. Ben beklemem şahsen. Hayır, yani, bu açıklamayı yapıyorsa Merkez Bankası'ndan perşembe günü piyasada demek ki bir rahatsızlık var. Bir aksiyon da, ya da en azından pas geçeceğini de beklemeye başlardı bu sefer. Yani öyle bir adım beklerdi. Açıklamayla kısa bir süre paralel olsun. Kısa bir süre, yarım saat o dediğin geçerli olabilir. Yarım saat sonra deriz ki yani öyle bir şey olmayacaktır. Ona bir ihtimal vermiyoruz. Çünkü onda da ya da onu geçtikten sonra da böyle bir hamlede bulunmadı. Şimdi burada bence ne yapardım ben dersen, tamam mı? Reuters anketi var. Şimdi biraz önce şeylere bakıyordum, haberleri okuyordum. Düzenli olarak katılan en az 4 grup katılımcı şey vermemiş, tahmin vermemiş. Neden olarak da tahmin etmedeki olan dışı zorluklar. Bu 4 kuruma telefon açardım, bu zorlukları bana söyleyin. Dolayısıyla sizin yabancı bacağınız var. Buradaki sıkıntıyı siz ne görüyorsunuz? Bir de onlardan dinlerdim. Yani bak, dinlerdim değil, bir de onlardan dinlerdim. Çünkü biraz önce dediğim gibi biz şey desek 12 yıl ay sonraki enflasyona göre pozisyon alıyoruz desek orada bir matematik hesabı içine girer. Ama çekirdekten de çıktın, cari üzerine gidiyorsun. Mesela bugün sabah saatlerinde bir bankamızın genel müdürünün de açıklamaları vardı. O da son derece önemliydi. O da benzer şekillere şey yaptı, temasta bulundu. Yani maliye politikasıyla yapmamız gerekenleri yapıyor muyuz ki Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlasın, ya da Merkez Bankası'nın görevi içerisinde cari dengeyi sağlama mı var? Cari fazlaya atıfta bulunmak mı var? Dolayısıyla bugünkü senin Lütfü Elvan açıklaması, ben ters taraftan, o taraftan ben değerlendirdim. Dolayısıyla burada bir Merkez Bankası'ndan herhangi bir cevap beklemedim. Ama gördüğüm kadarıyla herkes bir cevap beklemiş. O cevap da dediğim gibi yani çok keskin ifade olacak. Ama bizim oynadığımız, kurduğumuz planda enflasyon değil, birinci sırada tamamıyla büyüme var. Birinci sırada kredi line'ını açmak var. Yani daraltmaya çalışıyoruz ama para arz tarafını rahat bir şekilde genişletebiliyoruz ve genişletmek istiyoruz zaten. Şimdi genel beklenti neydi? Bir KGF'nin gelmesi bekleniyor. Kredi faizlerinin bir daha düşmesi bekleniyor. Ama bunu yaparken kur tarafı çok hızlı yukarı hareket ediyor. Bu da benim tüketici olarak davranışlarımın değişmesine, alımların durmasına neden oluyor. Fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Biraz önce yani ben bugün içerisinde kaçırmıştım onu. Bir konut fiyatındaki yıllık artışı söyledim. Evet. Yani üfeyle başa baş gidiyor. Üfeyle başa baş gidiyor ve konut yok ortada. Yani şimdi o tarafı da var. %35 araç fiyatlarında, inanılmaz. Araç fiyatlarında da benzer şekilde artış devam ediyor ama ortada araç yok. Arz tarafındaki sıkıntı devam ediyor. Zaten global anlamda zaten arz tarafındaki sıkıntı devam ediyor. Bu konjonktürde Macaristan Merkez Bankası'nı örnek verdim biraz önce. 6 tane faiz arttırdı Haziran'dan bu yana. Bizimle aynı sepette olan ülkeler ya da aynı sepette olduğunu düşündüğümüz ülkeler
faiz arttırıyorlar, biraz hazırlık yapıyorlar. Biz faiz indirerek enflasyon değil, biz büyümeye oynuyoruz, enflasyon arkasından gelir tarzında bir yaklaşım yaptığımızı açıkça söylemek bence daha makul olurdu. Diğer türlü biz enflasyonu da hedefliyoruz deyince hangisi, yani hangi enflasyonu hedefliyoruz sorusuyla baş başa kalırsın ve bu benzer şekilde Merkez Bankası, yeni adı katılımcı endeksi bir galiba. Yok, katılımcı bir şey. Ya beklenti anketi diyeyim. Onu ben hep karıştırıp duruyorum. Piyasa katılımcıları anketi. Ben sana söyleyeyim. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 15.61. Sen ya, 12 ay sonrası dedin ya. Politika faizimiz 16 şu an. Bundan ve faiz indirimi bekleniyor. Bundan 12 ay sonrası için piyasanın tahmini 13.91'den 15.6'ya çıkmış. Bak, 15.6'ya çıkan bir faiz beklentim var 12 ay sonrası enflasyon için. 2 gün sonrası ki politika faizi 15'e düşecek. Şimdi bu sefer bu beklentiye göre de biraz taça çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla hikaye burada kilitleniyor. Yani neye göre biz bunu yapıyoruz daha net anlaşılır, kafada soru işareti bıraktırmayacak. Bu hafta 100 bas puan indirim beklerken şundan dolayı bekliyoruz. Yani buradaki şundan kısmı şey değil. Sınırlı alan kaldığı açıklama ifadesinden dolayı bekliyor olabilirler mesela. Hayır, yani şimdi o ifadeden dolayı bunun matematik karşılığı ne ki? Yani 200'ün altı. 200'ün altı daha sınırlı 200, yani. En son yaptığının altı daha sınırlı. Şey söyle, 25-50 ve sen 12 ay sonra 15-60 bekliyorsan orada 50 bile yok. 25 var. Peki, şimdi bir de 4 ay boyunca pas geçme ihtimali için ne dersin? Yok, ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani ihtimal vermiyorum o tarafa. Çünkü yani kur tarafında bir rahatsızlığımız bizim yani pek olduğunu da düşünmüyorum. Sadece biraz hızlı gitti ama seviye konusunda bir derdi yok. Çünkü biraz önceki grafikte hem çekirdek enflasyon vurgusu var Eylül ayındakinde, hem de orta vadeli programdaki kur. Yani bu ikisini de gördük biz. Dolayısıyla o ortalama içinde biraz kurum buralarda dolanması son derece normal. Peki Özlem, ne olacak? Yani kurum bu hareketinin sonuçları ne olacak? Yani izleyicilerimiz diyor ki niye kurdan sonra bizleri ne bekliyor? Kimse bunu konuşmuyor. Derviş Bey, konuşuyoruz. Daha nasıl konuşabiliriz? Yani daha bu kadar sonra konuşan da yoktur yani. Onu da söyleyeyim yani. Lütfen biraz haksızlık etmeyin yani. Daha nasıl konuşabiliriz? Ya bir saat önceki programınız sadece hocalarla evet, şeydi. Kurdu zaten. Kurdu zaten. Evet. Şimdi yani yapmayın gözünüzü seveyim ya. Konuşuyoruz daha. Yani bu böyle konuşulacak yani. Başka farklı bir, ne diyeyim, üslup olmayacak. Yani öyle bir üslup bekliyorsanız bu üslupla konuşacağız. Sakin sakin anlamaya çalışıyoruz. Ben de sormaya çalışıyorum. Özlem Derici, ne olacak bundan sonra? Yani bu kur hareketinin sonuçları neler olacak? Bu kur hareketinin sonuçları şu noktaya kadar gelmesiyle bile tabii geçişkenlik dolayısıyla daha yüksek enflasyon olarak karşılık bulacak. Birinci çeyrekte şu anki projeksiyonlarımıza göre bile seviyeler fark edebilir tabii ekonomistler arasında ama Kasım Aralık'ta baz etkisi dolayısıyla bir düşüş, sonra ilk çeyrekte de bir yükseliş öngörüyorduk. Şimdi o yükseliş hani muhtemelen bizi %20'nin de üzeri, %20'nin üzerini zaten hani ben daha önce de bekliyordum ama belki 21-22'nin de üzeri bir enflasyonla karşılaşma riskimiz ortaya çıktı böylece. Tam da yani Fed'in işte politikasının değiştiği, küresel faizlerin yukarı çıktığı bir dönemde daha yüksek enflasyonla baş başa kalmış olacağız. Bunun yansıması daha yüksek faizler, işte yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz diyeceğimiz bir ortamda kalacağız. Muhtemelen işte dış borcumuzun kamu borcu içerisindeki dış borcun yüksek olması dolayısıyla bu daha çok borçlanma ihtiyacına ve dolayısıyla da hazine faizlerinin de yükselmesine neden olacak. Pozitif tarafta tabii cari açık tarafı, yani cari açık zaten hali hazırdaki pandemiden çıkışın getirdiği o ihracat ivmesiyle kapanma eğilimindeydi, yani ciddi bir miktarda azalıyordu. O taraftaki hareketi destekleyecek bir unsur olacak tabii. İhracatın beklediğimizin de üzerinde gerçekleşmesi söz konusu olacak. Cari açık yavaş yavaş azaldığını göreceğiz. Daha doğrusu zaten görecek de daha fazla. Belki de yani benim gelecek yıl için beklentim 8-10 milyar dolar civarındaydı. Belki de çok daha altında bir cari açıkla karşılaşacağız.
Pozitif taraf o ama hep konuştuğumuz şey, yani cari açık, işte para politikası, enflasyon arasındaki ilişkiyle alakalı konuştuğumuz şey, toplam dış finansman ihtiyacı ve kur üzerindeki baskı cari açıktan kaynaklanmıyor. İşin bir de dış borç tarafı var. Dış borç ödemeleri tarafı var ve orada da 160-170 milyar dolarlık bir büyüklükten söz ediyoruz. Kurdaki yükseliş şirketleri daha da yüksek bir yükümlülük altına sokuyor tabii, kur riski taşıyan şirketleri. Dolayısıyla yansıması hani reel sektör firmalarına çok homojen olmamakla birlikte farklı sektörleri farklı boyutlarda etkilemek suretiyle yüksek olacaktır. Bunun bankacılık tabii sektörüne yansıması olacak, krediler kanalı üzerinden. Dolayısıyla biraz hani riskliliğin arttığı hem faiz yükü hem de kur yükü taşıyan şirketlerin zor durumda kalabileceği bir konjonktür bizi bekliyor gibi görünüyor. Peki bir araya gideceğim izinle. Baki Atıl'a dönüşte Borsa İstanbul'u biraz daha detaylı sormaya çalışacağım. Nuri Sevgi'yi dinleyelim, aramızı verelim, sonra buradayız efendim. Merkez Bankası'nın elinde var bu rakamlar. Yani şu anda ne kadar bir taleple doların yükseldiği ya da TL'nin değer kaybının olduğunu bilmiyoruz biz. Tahminler var. Bir müdahale edilmediği de aşikar. Bu noktada tabii bu talebin çok fazla yüksek olmasını beklemiyorum. Neden? Çünkü %60'a yakın zaten döviz tevdiatlı olan bir paranız var. Her gün 300 milyar TL bankalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gecelik olarak borç alıyorlar. Kabaca baktığınız zaman 30-35 milyar dolar civarında da orada var. Yani TL'de sıkışık bir piyasa var. Yani bu doları daha da yukarı götürebilecek olan TL'nin gücü ne? Çünkü siz dolar alabiliyorsanız TL vermek zorundasınız. TL yoksa neyle alacaksınız? O yüzden bir yerde kesilecek bu. Şu anda spekülatif bir atak var gibi geliyor bana. Spekülatif atağa karşılayacak karşı taraf arz da yok. Yani arz olmadığı görüldükçe de spekülatif atak artmaya devam ediyor. Sıkıntı buradan kaynaklı. O yüzden birilerinin bir yerde dur demesi lazım. Dur diyecekleri noktayı hepimiz göreceğiz. Ne zaman diyecek, ne yapılacak. O yüzden hani bu bir sarmal şeklinde şu anda gidiyor. Ama benim korkum şu ki 90'larda bunu çok net şekilde yaşayan biri olarak artık kur enflasyonu, enflasyon kuru besler hale gelir diye korkuyorum. Devam ediyoruz. Baki Atılal ve Özlem Derici ile sohbetimiz sürüyor. Hemen bakalım efendim neler dediler değerli izleyicilerimiz. Faiz artışı kurda yukarı yönlü inmeyi tersine döndürür. Ancak faiz artış ihtimalini %5 olarak görüyorum. Özlem Derici, Şengül, Baki ise dolar endeksi güçlü kalmaya devam edecek. Dolar endeksine tek rakip Brent petrol gibi görünüyor dedi. Hemen Baki Atılal'a döneceğim. Son 3-4 dakikamız Borsa İstanbul. Ne oldu? Ucuzluk. Bugün tam tersine bir hareket. Bankalar ucuz, işte ucuzluğu nihayet gördü yabancılar diye duymuştuk. Şimdi ne oldu bugün Baki Atılal? Buyurun. Ya esas olay dünkü hikayedeydi. Yani Garanti Bankası'nın açıklamasında 12.2'lik 20 fiyat var. 2022'nin ilk çeyreğine kadar bir opsiyon var orada. Yani işlemi tamamlanma opsiyonu. 4 ay içerisinde bu fiyat var. Dolayısıyla ne oluyor? Bu beklediğim bir haber mi? Değil. Eğer sen Garanti'de Viyop'ta tavan açmış saat 9.30'da, Garanti'de short'taysan, endeks üzerinde short'taysan yapmak gereken tek hamlen var. Gidip diğer hisse senetlerinde bu short'unu kapatacak kadar, yakalayabildiğin kadar mal yakalamak ve onu rahatlatmak. Dolayısıyla dün ondan dolayı ilgili ilgisiz ağırlık olarak baktığında zaten BIST 30 endeksindeki hisselerin tavana yakın işlem gördüğünü gördük. Bankacılık zaten komple tavandı. Bugün onun biraz dayandığını hikaye tamamıyla şeydi. Dün Garanti'de 39 milyonluk bir şey vardı. Alıcı vardı tavanda. Bu 36'ya kadar çözüldü. Bugün devam etmeyeceğini zaten 3 aşağı 5 yukarı piyasa oyuncularının hepsi biliyordu. Gerçekleşen de o oldu. Dolayısıyla ihtiyacını dün karşıladın. O karşılama sonucunda da bugün bir realizasyonla karşı karşıya kaldın. Ama bu tedirgin edici bir şey değil. Piyasanın akışında olan bir şey. Genel anlamda baktığında hala borsa için herkes olumlu. Olumlu olmaya da devam ediyoruz. 1675'i indirmedikten sonra aşağıya bir sıkıntı orada da görmüyorsun. Çünkü hikayede iki tane etmen var. Birincisi çok hızlı faizler geri çekiliyor. Reel faiz düşüyor. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar? Bir kısım kabul etmese de dövize, altına
konut sektörüne, otomotiv ve hisse senetlerine yöneliyorlar. Şirket karlılıkları da iyi geldi. Açık pozisyonlardan bahsetmiştik. Açık pozisyonların Borsa İstanbul'daki şirketlerin birçoğunda kapandığını gördük. Dolayısıyla o da son derece olumlu gelişmeydi. Bu da kar momentumunu arttırıyor doğal olaraktan. Ve karlılık iyi gelince ucuz olan çarpanların daha da ucuz olduğunu gösteriyor. Ama işte yabancının ilgisi üzerine gitmemiz gerekiyor burada. Çünkü biz kendimiz buraya kadar çektik. Bundan sonraki hikayede biraz yabancı gerekiyor. Yani evet, bankalar çok ucuz, hala çok ucuzlar. Sanayi sektörü de ucuz. Borsa İstanbul'da çok ucuz. Ama 3 senedir ucuz. TL bazlı baktığında rekorlar kırıyoruz ama dolar bazlı o rekorları kıramıyoruz. Yanına bile yaklaşmıyoruz. Dolayısıyla TL bazlı hala yukarı yönlü harekette bir sıkıntı görmüyoruz. Hangi bu devam eder. Sektörlerde yani bankacılık mı yoksa yine ya, sanayi? Faiz indirimi bekliyorsak ki bekliyoruz. Bankalar buradan rahat bir şekilde kar yazarlar elindeki sabit getirme menkul kıymetlerden dolayı. Dolayısıyla gene bankacılık buna önderlik eder. Sanayide yaklaşık 2 aylık sanayi sektörünün genelinde bir satışla karşı karşıyayız. Bunlarda da petrokimya tarafı, demir çelik tarafı, ihracat yapacak otomotiv ve beyaz eşya tarafında pozisyonlanmalar, döviz bazlı çünkü bunların birçoğunun geliri de daha rahat bir şekilde önlerine bakmalarına imkan sağlayacaktır. Onun dışındakilerde para giriş çıkışlarına biraz dikkat etsinler. Çünkü likidasyon düşük hisselerde ciddi hareketlilik oluyor. Bir de halka arz endeksine baktığımda o yaklaşık bak gene şeyde satış yemiş. Halka arz endeksine dikkat etsinler. Orada oynaklık daha da fazla. Biraz korumacı olsunlar. Dediğim gibi seviye olarak da ben 1675'e bakarım. 10 pound az verdim ama çok hızlı gittik. Geri çekilmesi kazaya sebebiyet vermesin bizim için. Şu sanırım X-Harz diye Borsa İstanbul evet, IPO. Evet, X-Harz doğru. Evet, şöyle bir bakalım bu arada, onu da kapatacağız. Bitmeden şeyi de söyleyeyim. Milli evet. Takıma da başarılar diliyorum. Şu 1-0'lık sonucu da çevirsinler diliyoruz yani. Böyle sonucu kabul etmiyoruz. Peki, inşallah kazanacağız. Bu da Borsa İstanbul Halka Arz Endeksi ekranlara geldi. Çok teşekkür ederim ben her ikinize de. Özlem Derici, Şengül, iyi akşamlar diliyorum. Perşembe günü gerçekten merakla bekliyoruz. Çok önemli bir karar evet. Daha. Yani her Merkez Bankası kararında çok önemli demekten artık biz de yani böyle. Ama önemli. Eskiden ben işte bu siyaset haberleri falan yaparken MGK toplantıları olduğunda şu başlık, klasik başlık, kritik MGK. Yani her MGK ve çok önemli bir olay olması da kritik MGK toplandı işte. Hani bir mesele de yok dış politikada falan ama kritik MGK. Şimdi bizim Merkez Bankamız toplantıları da böyle kritik toplantılar, kritik kararlar olmaya devam ediyor. İzleyeceğiz. Baki Atılal çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Özlem'e de teşekkür ettikten sonra hemen Melike'ye döneceğim. Amerikan endekslerindeki yükselişi, başlıklar, gelen veriler, perakende satışlar, sanayi üretimi, Bullard'ın açıklamaları derken sözü ona devretmiş olalım. Evet, son bir saat içindeki gelişme Home Depot ile alakalı. Wells Fargo ratingini yukarı çıkardı. Şimdi 396'larda trade ediyor. O Wells Fargo ise 400 dolardan 420'ye çıkar yıl sonu için. Hedef bu. Ve al tabii ki tavsiyesinde de bulunuyor. Hisse senedi zaten %6 neredeyse yukarı çıktı. Üçüncü çeyrek bilançolarını ve görünümünü yukarı çıkardığını bugün açıklayınca. Walmart aynı şekilde keza bugün yukarı çıkan hisselerden. Perakende satışla direkt bağlantılı aslında bu iki hisse. Çünkü perakende satışın %1.7 çıkması ve iki hissenin de yine kendilerini yukarı atması bir tesadüf değil. Bütün kalemlerde bir artış var. Bu da zaten doğrulandı. Üçüncü çeyrek bilançolarında iyi gelmesiyle birlikte. Son olarak bir de petrolle alakalı olarak Uluslararası Enerji Ajansı üretimin 2022'de yukarı yönde olmasını öngörüyor. Petrol biraz yukarı çıkardı bu. Doğalgaz da zaten kendi yukarı biraz daha atarken tahvil faizleri 3 haftanın zirvesinde. Perakende satış dediğim gibi Mart'tan beri gördüğü en yüksek artışı görüyor. Yükselen fiyatların etkisi de tabii bunun içinde var ama her kalemde biz perakende satışın arttığını gördük. Bullard çok şahin yorumlarla, şahin daha olmamız gerek, politikalarımızı bu yönde çerçevede değiştirmemiz gerek diyerek yorumlarında bugün bulundu. Fakat piyasayı çok etkilediğini düşünmüyorum onun yorumlarının. Piyasayı perakende satışın güçlülüğü, diğer aynı zamanda sanayi üretimi, sanayi kapasite kullanımının da beklenenden iyi gelmesi
etkiledi. Son olarak da aylık konut güven endeksinin de yukarı çıkması, ekonomi güveni, bir yandan da hane halkı tabii tasarruflarının da pandemi döneminde zirve bulması da perakende satışı biraz daha arttırdı. Yani biraz daha umut ve iyimserlik yarattı. Noel satışlarının, alımlarının daha artmasıyla alakalı olarak. Bunun yanında altın yine ikinci gününde de düşüştü şu an itibariyle. 3 endeks kendini yukarı atarken diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayhan'a çok teşekkürler. Kapanışa bir saat kaldı. Amerikan endeksleri yukarıda. Bizim akşam seansının kapanışına ekranlara rica edelim. Ardından yavaş yavaş veda edeceğiz. 0.15 aşağıdayız. 1866 VIOP 30 akşam seansının kapanışı. Yarın ne konuşacağız? Haftayı ortalıyoruz. Çarşamba kısa vadeli borç istatistikleri, İngiltere'den enflasyon, Euro bölgesinden enflasyon, Amerika'dan da konut verileri gelmeye başlıyor. Ekim ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçlarıyla birlikte. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.